Herkese merhaba arkadaşlar. Ses bilgisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşamasını gördük. Gelin şimdi ünsüzleri bir düşürelim, bir de türetelim. Başlıyorum Esra'ya. Ünsüz düşmesi. Şimdi biz gerçekten sözcüklerde seslerimize kıyamıyoruz. Ha, bir tek ünlüyü rahat rahat düşürebiliyoruz. Neden? Çünkü ünlüyü düşürdüğümüzde hece sayısı azaldığı için söyleyiş kolaylığı sağlıyor bize. Fakat ünsüzlerde tek düşürdüğümüz ünsüzün K sesi olduğunu unutmamanızı istiyorum. Tamam mı? O yüzden diyorum ki sınavda ünsüz düşmesini görürsen seçeneklerde aklına Türkçenin K sesi gelsin. K sesi L ve C seslerinden, R seslerinden haz etmez. O yüzden K sevmez. C'yi, L'yi, R'yi bunları gördüğü anda sözcüğü terk eder ki biz de o sözcüğü daha rahat söyleyebilelim diye. Ezber yapmanı istemiyorum. Zaten soru çözdükçe ses bilgisinde seçeneklerde sürekli ünsüz düşmesini gördükçe K sesi aramaya başlıyorsun belli bir yerden sonra. Ve otomatik olarak sözcükler böyle zihninde düşmüş halleriyle yer ediyor. O yüzden ezber yapma. Yok K, L'yi görünce düşermiş falan boşver. O benim işim. Bunu söylememin nedeni bazı meraklı böyle ses bilgisinin derinini isteyen öğrenciler var. Onun için yazdım onu. O zaman sınavda ben ünsüz düşmesi, bak ünsüz düşmesi dediğimde K'yi hatırlayacağım. K sert sesi uğraşmaz, sözcüğü terk eder. Bak şimdi, küçük, ufak, çabuk, eksik, yüksek, sevdik, sağlık, hepsinin K sesiyle bittiğini gördünüz mü? Evet, K sesiyle biten bu sözcükler L yapım ekiyle, cace, cakcek yapım ekiyle veya eski Türk dilinden beri kullanıla gelen rakrek diye bir küçültme ekimiz var. Rakrek mesela iyrek, sallıyorum şu anda, iyrek yani daha iyi, güzelrek daha güzel anlamına gelen bir ek. ÖSYM, KPSS lisansına, ön lisansına, orta öğretimine sorar mı bilmem. Ama soru bankasına görebilirsin. Böyle bir şeyle gör, bu rakrik ne ya deme diye yazdım. Anlaştık. ÖSYM genellikle ca'lı, cak'lı, cek'li, cık'lı ya da l'li olan yapım eklerini tercih eder. Bak şimdi. Küçük sözcü. Bakıyorum. Cük, cık, cık, cuk, cuk. İsimden isim yapım eki. Rakrek isimden isim yapım eki. Ve l isimleri alıp fiile taşıyan ek ile karşılaştığında ortaya çıkan yapı şu değil midir? Sen buna ne dersin? Şurayı sileyim Etra be. Şu yeşil kısmı kadrajdan çıkabiliyorum arada bir. Hocaya ne oldu? Nereye gitti? Küçücük. Bak küçücük. Küçükcük söyleyişi zor. Küçücük söyleyişi kolay. En az çaba yasası. O zaman sınavda ÖSYM bana benim mavi ile yazdığım yeri verecek. Bu sözcükte hangi ses olayı olmuştur? Ünsüz düşmesi olmuştur. Sadece köküne bile baksam, bu sözcük küçükle bağlantılı desem bile bu soruyu çözerim ki zaten. Aynı mantıkta küçürek. Küçürek. ÖSYM sormaz. ÖSYM'ye uygun değil. Uygun uygun değil. Geldim küçülmek. ÖSYM'nin sevdiği eklerden bir tanesi. Küçülmek. Küçülmek'i gördüm. Dedim ki bu küçükle bağlantılı mı? He. O zaman K sesi nerede? E düşmüş. K'de ünsüz olduğuna göre ünsüz düşmesi dedim. Aynı mantıkta ufak sözcüğü de öyle. Ufak, ufacık, ufacık, küçücük. ÖSYM'e uygun. Ama ufarak daha ufak anlamına geliyor. ÖSYM uygun değil. Bunu vermemin nedeni piyasa soru bankalarında karşılaştığım için. Geldim cakcek. Çabuk sözcüğüne gelmiş. Çabuk çak demiyoruz. Ama çabucak diyoruz. Çabucak dedik, evet. E bu kelimenin kökü çab olamaz, çabu olamaz. Çabukla bağlantılı. O zaman çabucak sözcüğünde ünsüz düşmesi vardır. ÖSYM'nin sevdiği ve tercih edeceğini bildiğim için de tiki yaptım, tamam mı? Eksik. Eksik sözcüğüyle karşılaştı. Eksilmek fiili ortaya çıktı. Eksik
Eksilmekle bağlantılı mı? He. O zaman diyorum ki buradaki KSS'i nerede düşmüş? Ünsüz düşmesi. ÖSYM sever işaretimi attım. Yüksek. Yüksek L sesiyle karşılaştı. Yükselmek dedim. ÖSYM tercih eder. Sevdiceğim sağlayacak sözcüklerine bak. Sevdik, buradaki sevmek fiil kökü. Dıktik dediğimde sıfat fiil eki. Sıfat fiil ekleri ya da eylemsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Doğal olarak sevdik sözcüğü şu anda biz onu çok sevdikteki sevdikten bahsetmiyorum. Nereden anladım? Çünkü burada cakcek var. Cakcek eki her zaman isim soylu sözcüklerle muhatap olur. O zaman sen isimden isim yapım eki misin? Evet. Sevdik sözcüğünü eklendiğinde onun K'sine diyorsa ya sen bir git de. Bu sözcüğü telaffuz eden insan biraz daha rahat telaffuz etsin. O halde oldu. Sevdiceğim. K sesi ünlüyü gördü. Yumuşak G'ye döndü. Ünsüz yumuşaması. O zaman altı çizili sözde. Birden fazla ses olayı var mıdır? Evet, birden fazla ses olayı vardır. Bu parçada numaralanmış altı çizili sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? Hangisinde hem ünsüz düşmesi hem ünsüz değişimi söz konusudur? Baktığımda buradaki sesini göremiyorum, ünsüz düşmesi. Burada koskoca K sesinin yumuşak G'ye döndüğünü görüyorum. Ünsüz değişimi veya ünsüz yumuşaması. 10 numara soru olur. Geldim sağlıkçak. Sağlık, lıklık isimden isim yapım eki. Yine cakçek isimden isim yapım ekiyle karşılaştı. Ne deriz? Sağlıcakla git deriz. Sağlıkçakla git demeyiz. Sağlıcak ile git. Sağlıcak verdi. Şuradaki K sesi nerede? Yok, düşmüş. O zaman ünsüz düşmesidir dedim. Bu nedenle sizden ricam, ünsüz düşmesi dediğinizde aklınıza ilk gelmesi gereken K sesidir. Bunun dışında bir yapı var mı? Evet, var. Şimdi ünsüz düşmesinin en üstüne iki tane morla sözcük yazdım. Bir notumuz var. Bir buna bakmanızı istiyorum. Bak, ast teğmen, üst teğmen. Fakat bunları kullanırken iki tane T'nin yan yana geldiğini gördün. Üst teğmen. Söyleyiş zor mu? Söyleyiş zor. En az çaba yasasına uygun mu? Uygun değil. O zaman bu iki T'den bir tanesini düşürüyorsun. İki T'den birisini düşürürsen T'de ünsüz olduğuna göre ünsüz düşmesinin örneği olur mu? Elbette ki olur. O halde ast teğmen, üst teğmende bir tane T sesinin hop düştüğünü gördüm. O zaman bu sözcükleri yazarken ast teğmen, üst teğmen ünsüz düşmesine uğramış iki sözcüktür dedim. Geldim piyasada dolaşan böyle artık elimizde oyuncak olmuş yavrum benim iki tane sözcüğe gülücük öpücük sözcükleri. Gülücük öpücük sözcüklerini sormalarının altında yatan sebeplerden bir tanesi. Diyor ki orca hocam diyor orada diyor bir cük cük eki var diyor. Biz diyor cük kökünü görmüştük diyor. Bu diyor isimden isim yapım eki diyor. Cık cık cuk cuk. Bakıyor oradaki cık cık isimden isim yapım eki. O zaman diyor oradaki ü diyor ünlü türemesidir. İşte burada eklerin hiyerarşisi önemlidir. Bak, sen burada cık cık ekini eğer isimden isim yapım eki diyorsan şuranın isim olması lazım. Benim maalesef ü diye fiil soylu sözcükleri isim haline getiren bir ekim yok. Evet zarf fiilim var ama öpü diye bir şey yok maalesef. İşte burada gizli bir ekim var. Gizli bir ekim. Geçmişlerinden bahsedeceğim için geçmiş işaretimi koydum. Gülücük ve öpücük sözcükleri gülmek ve öpmek fiilleri üzerine eklenerek oluşmuş iki sözcüktür. Gülmek ve öpmek eşittir fiil köküdür. Fiil kökü. Bu sözcüklerin nereye dönmesi lazım? İsme dönmesi lazım ki cık cık cuk cuk isimden isim yapım eki alsın. İşte buradaki hop ekin kendisi orijinali iş dediğimiz fiilden isim yapım ekidir. Fiilden isim yapım ekidir. Fiilden isim yapım eki alan gülüş ve öpüş sözcükleri cık cık cuk cuk isimden isim yapım eki almışlardır. İsimden isim yapım eki. Şimdi karşılaştırdığımda
Burada olup şurada olmayan bir şey sesi görüyorum. O zaman bu sözcüklerde şeyde ünsüz olduğuna göre, sözcüğü terk ettiğine göre ünsüz düşmesi vardır diyorum. Anlaştık mı burada? Var mı aklınıza takılan? Yok. Peki geldim şimdi ünsüz türemesine. Benim en sevdiğim konulardan bir tanesidir ünsüz türemesi. Şimdi ünsüz türemesinde dikkat edersen kelimede var olmayan bir durum var. Yeniden ortaya çıkacak, türeyecek, artacak. Ama ben size burada şöyle bir kopya vereyim. Ünsüz türemesi Türkçe sözcüklerde karşılaşılmaz. Türkçe sözcüklerde görülmez. Hemen notumu aldım. Ünsüz türemesi Türkçe sözcüklerde görülmez. Görülmez. Peki ünsüz türemesinin mantığı nedir? Bunu anlatacağıma söz vermiştim zaten. Bir yerde karşımıza çıkmıştı. Sanıyorum sözcükte yapıda karşımıza çıkmıştı. Ünsüz türemesindeki mantık şu. Mesela neyi alalım? His sözcüğünü alalım. Yazımı da kolaydır. Bak, Türkçe'de hop ziyadesiyle Arapça sözcük var. Arapça sözcükten dilimize birçok sözcük geçmiştir. Fakat bu geçiş esnasında sözcükler Türkçeleştirilmiştir. Yani Türkçe hece sistemine, Türkçe yapısına, ses sistemine uygun hale getirilmiştir. Mesela Arapçada var olan his diye bir sözcük var. His. Çoğunuz zaten görmüştür Arap alfabesini. His diye bir sözcüğümüz var. Bu sözcük H-I-S-S. Biz buna medli diyorduk, hatırlarsınız. İki tane S. Hop. Orijinalinde iki tane S var. Çünkü Arapçada bir kelime en az 3 kök ünsüzünden, en fazla 5 kök ünsüzünden oluşur. Fakat ben bu sözcüğü sevdim. Hoşuma gitti. Ya ben bunu Türkçe'ye almak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Ama Türkçe bir kelimede ikiz ünsüz yok. Türkçe bir kelimede kelime kökünde diyeyim şöyle. Kelime kökünde ikiz ünsüz yok. Bu kural var. Ne yapacağız o zaman? Diyoruz ki kurban olurum sözcüğün pek güzelmiş ama bizim sistemimize uymuyor. Hemen bizim sistemimize uygun hale getirdik. Ünsüzü tekleştirdik. Şimdi diyoruz ki Türkçe sistemine, ses sistemine uygun hale geldi. Ama zat-ı muhterem ünlü ile muhatap olduğu anda hop yelkenler fora anında orijinal haline geri döner. O yüzden Arapçadan dilimize geçmiş bu şekilde medli sözcükler yani son sese çoğunlukla %98 yani çoğunlukla ikiz ünsüzden oluşan sözcükler Türkçe'de tekleştirilir ama maalesef bu ünlüyle karşılaştığı anda orijinal haline geri döner, sondaki sesinden bir tane daha ortaya çıkar. Ve biz buna utanmadan ünsüz türemesi diyoruz. Ya zaten sözcüğün bünyesinde vardı arkadaş, orijinal haline geri döndü. Ama biz ünsüz türemesi, hatta ünsüz ikizleşmesi aynı ya, ünsüz ikizleşmesi diyoruz. Anlaşıldı mı mantığı? Tamamen bizim üç kağıdımız. Mesela red sözcüğü, reddi. Red sözcüğü Arapçada şöyle reddi, şeddeli. Red sözcüğünün orijinali, Arapçadaki orijinali şu. Tamam mı? Bakıyorsun orijinalinde iki tane D sesi var. Ama ben bunu Türkçe ses sistemine uyduruyorum. Önce red diyorum. Fakat Türkçe'de hiçbir sözcük B, C, D, G ünsüzleriyle bitmez. Yok mu hiç? Var. Ad var, od var, yad var. Tabii ki kök Türkçeden itibaren getirdiğimiz bazı özel sözcükler var. Ama Türkçede şöyle bir sözcükleri bir düşün. Tek başına bir sözcükleri telaffuz et. Hiçbirinin sonunda B, C, D, G ünsüzlerinin olmadığını görürsün. Tabii ki istisnalar var. O dersi yapacağım. Çok güzel bir ders. Diyoruz ki bu da uymuyor. Reddemiyoruz biz diyoruz. Alıyoruz bu sözcüğü. Ne yapıyoruz bir de? Kurban olurum. Sertleştiriyoruz et. Bunu Peygamber Efendimizin ismini alırken de yapıyoruz. Muhammed, Muhammed, Hamd,
kökünden geliyor. D'dir orijinali Arapçada. Ama sen Muhammed T diyorsun. Aynı kökten türemiş Ahmed'dir orijinali. Ahmet diyorsun. Bak dikkat et, Arapçadan dilimize geçmiş kelimelerde orijinalinde D ile biten sözcük biz de D ile bitmez deyip onu T'ye çeviriyoruz. Hocam ama bize de D ile bitiyor. Sizde D ile bitiyor ama biz T ile bitiriyoruz. Evet. D diyoruz, tonla olmuyor, T'ye çeviriyoruz. Fıstıkçı şaba çeviriyoruz. Ama şu kelime ünlüyle bir karşılaşıyor Etrabe. Ünlüyle karşılaşır karşılaşmaz. Sondaki sesini ikizleştiriyor. Aslında neye dönüyor biliyor musun? Orijinaline dönüyor. O yüzden biz reddetmek diyoruz, hissetmek diyoruz. Yani ünsüz türemesi, bakma anlatıyoruz falan ama ben şimdi bunların gerçek hallerini bilince ünsüz türemesini anlatırken böyle bir geldi daha. Sanki sözcük kendi orijinal haline dönüyor diye isim geliyor. O yüzden bunu da mantığını öğrenmek isteyenlere anlattım. Ana aşkım mantığı bu. O zaman bir kelimenin kökünde, iki ikiz ses art arda gelirse o sözcük Türkçe değildir. Mesela millet, lele, Türkçe değildir. Mühimmat, gerçi o büyük ünlü uyumla uymuyor ama mühimmat, meme, Türkçe değil. Hammal, Türkçe değil. İki tane ses bizde kelime kökünde yer almaz. He, o zaman sizler nesiniz? Sizler Arapçadan dilimize geçmiş sözcüksünüz. Peki, bir, iki diye ayırmışım. Bunu bu kadın niye ayırdı? Bak, sırrı, zammı, hissi, tıbbı, bak burada ı-ı'lar var. Bunlara ne eki getirdim ben? Çekim eki getirdim. Peki bu çekim ekleri ne ile başlıyor? Dikkat edeceğin nokta o. Ünlü ile başlıyor. Ünlünün olmadığı yerde sözcük kendi son sesini ikizleştirmez, türetmez. Aynı mantıkta burada da et, 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 ol, ol, ol falan getirmişim. Değil mi? Bunlar ne? Sözcük. Sözcük. Peki bu sözcükler ne ile başlıyor? Ünlü ile başlıyor. Ünlü ile başlayan bir sözcük alacak. Sondaki sesleri ne olacak? İkizleşecek, türeyecek. Biz buna tutup da ünsüz türemesi diyeceğiz. ÖSYM soruyor. Hani bakma böyle benim için çok saçma bir kuraldır ama ÖSYM'nin çıkmış sınav sorularını şöyle çözeceksiniz ya tek tek. Özellikle 2013-2021 arasını. ÖSYM mutlaka seçeneklerde tercih ediyor bal. Tamam mı? Bak şimdi. Sır sözcüğü ünlüyü gördü ya. Bu sırrı kimseye söyleme. Kelimenin kökü bak zaten sır. Kelime kökünde yan yana ikiz ünsüz gördün mü? He. O zaman bu kelime bir Türkçe değildir. İki, bu kelimede ünsüz ikizleşmesi ya da ünsüz türemesi vardır. Ben ikizleşme kelimesini de kullandığım için istersen sen de yaz. Ünsüz ikizleşmesi. Zam sözcüğü yine Arapçadan. Bak zam. Bu zammı onayladı. Zammı. Kelimenin kökü bak zam. Kökünde iki tane ünsüz. Aynı ünsüz. Arapça. His. Hissi. Hissi. Ama his, sen hisleri deseydin tek seydin. E diyor oradaki larlar çok rok ekinin l'si ünsüz. Ben ünsüzler için tipimi değiştirmem. Ben sadece ünüyle başlayan eklerle veya ünüyle başlayan sözcüklerle birleşirsem ancak bu ikizleşme görülür. Anlaştık. İkizleşmenin nedeni kelimenin ünüyle muhatap olması. O zaman kelimenin kökü his, iki ünsüz var, Türkçe değildir. Bu sözcükte ünsüz ikizleşmesi vardır. Tıp, tıbbı bitirdi, tıbbı bitirdi. Tıbbı dedi, bb, ünsüz ikizleşmesi. Ay bir de biz buna ne diyoruz? Oradaki p sesi sert bir sestir, sert. Ama ünlüyü görünce yumuşadı. O zaman bu sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem ünsüz ikizleşmesi vardır diyoruz. Masallar masallar, propu masalları yani. Maalesef diyoruz ballar. Kelimenin orijinali tıbbı zaten. Kelimenin orijinali beyli zaten. Biz tıp, p, p. Niye biz kelime sonunda b, c, d, g sevmeyiz? Tıp demesi daha kolay. Ünlüyü bir görüyor, orijinal haline dönüyor. Orijinal haline döndü ama ben bunu gördüğümde diyeceğim ki he, burada ünsüz ikizleşmesi vardır. Kelimenin kökü tıptır ama P sert, B yumuşak, ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi diyoruz. Üzgünüm dememiz lazım.
Şer, kötü, fena. Şer sözcüğünü aldı. Şerri. 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 Tarihte görüyorsunuz bu kelimeyi. Şer. İki tane R yan yana, ünsüz ikizleşmesi. Hakkı. Hakkımı helal ediyorum bak. Hakkımı. Hakkı. Hak sözcüğüne bir şey ekleyeceğim. Bana unutturmayın. Ama unuturum ben. Şuraya ekleyeyim olmadı. Hatta dur şuraya ekleyeyim. Tamam mı? Şöyle de bir yıldız atın. TDK sözlükten bir dem vuralım. Hakkı. Hakkım dedi. Neyle yazıyorum? Kırmızı. Bak hak. İki tane K yan yana, ünsüz ikizleşmesi. Mesela ben dikkat etmişsinizdir. Şıkkı A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı demem. A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği. Bak S, Ç, N, İ. 4 hece. A şıkkı 2 hece. Şıkkı kelimesini tercih etmememin nedeni seçenek Türkçe diye. He hocam sen sanki hep Türkçe kelimeler kullanıyorsun. Hayır zaten ziyadesiyle Arapça kelime kullanıyorum. Bari onu da seçenek diyeyim. Türkçe kelimeyi kullanayım diye. O yüzden şıkkı seçenek yani. Dedik ki A şıkkı, A seçeneği, şıkkı. Baktığımda o kelime kökünde iki ünsüz var, ünsüz ikizleşmesi. Bunu niye diyorum biliyor musun? Kelime kökü muhabbetine girmemin nedeni o. Mesela az önce biz Etrabeyli allık sürdük. Allık sürdük. Şimdi Allah aşkına allık kelimesinin kökü ne? Al, kırmızı. O zaman kelimenin kökü al, kökü. Allık, lıklik, luklük, isimden isim, yapım, eki. Burada kelimede LL sesleri yan yana gelmiş gibi duruyor. Evet tabii ki ama kelime kökünde değil bu. Ekle kökün ünsüzleri onlar. O yüzden allık kelimesi Türkçedir ve bu kelimenin kökü değil bu, bu gövde. O yüzden bu kelimede ünsüz ikizleşmesi yoktur. Kolluk kuvvetleri diyor. Kolluk. Kol kökü, luk eki. Tutup da kolluka ünsüz ikizleşmesi vardır diyemezsin. Kurban olurum, o Türkçe bir kelime. Kökle ek arasında tabii ki aynı sesler üst üste gelebilir. Al sessiz diyorsun. Al bak sessiz. Sessiz. Sessiz olunuz diyorsun. Sessiz olunuz dediğinde sessizin kökü ses. Kökü ses. Sız siz, sus süz, isimden isim, yapım eki, yani yokluk eki, ek. Sen tutup da hocam burada iki tane ses yan yana gelmiş, burada ünsüz ikizleşmesi yok mu? Yok, yok, o Türkçe. O yüzden ve bu kelime kökü değil ki, bu kelimenin gövdesi. Ben nereden bahsediyorum? Kelimenin kökünden bahsediyorum. Anlaştık mı ballar? Türkçe kelimelerde ünsüz ikizleşmesi aramıyoruz. Peki geldim sağ tarafa. Şimdi sözcük sözcük olduğuna göre burada ne yapıyor? Artık birleşiyor. O zaman birleşirken gerçekleşen ünsüz türemesi. Baktığımda kelimeler ünüyle muhatap olacaklar. Ünüyle muhatap olduklarında halleri nicedir? Bak bu hissetmektir. Bu reddetmektir. Hem ünsüz ikizleşmesi diyoruz buna, hem de utanmadan ünsüz değişim ediyoruz. Niye? TD olmuş çünkü. TD olmuş ünsüz değişimi. Zan etmek. Zan sanı demek. Sanı. Zannetmek. Bak zannetmek. Hop kelimenin kökünde bu gerçekleşiyor. Doğal olarak ünsüz ikizleşmesi. Hal olmak. Hal olmak. Hall olmak deriz. Bak burada bir L sesi var. Kelimenin kökünde. Av kelimesi aslında bu burada ünsüz ikizleşmesi olmuyor. Av kelimesinin orijinali şöyle düşün afın. Ayın F ve tamam mı? Av kelimesi hatta TDK'de var zaten. Arapça bilmenize gerek yok. Bu kelime hop Türkiye Türkçesine geçirirken hop şöyle af olarak geçiyor. Bunun da bir nedeni var. Osmanlı Türkçesinde biz bu konuyu anlatıyorduk. İhlalli kelimeler içerisine yer alıyor. Af ama kelime ünlüyle başlayan bir sözcükle muhatap olduğu anda bak V ortaya çıkmıyor. F'yi ikizleştiriyor. Affetmek diyoruz. Ünsüz ikizleşmesi diyoruz. Sen bu biraz farklı bir kelime. O yüzden af
fetmek, ünsüz ikizleşmesi. Zem yergi, yergi, eleştiri, yergi anlamına geliyor. Zemmetmek, yermek, eleştirmek. Ya zemmetme şunları ya, yerme, eleştirme. Bugün söylersin yarın senin başına gelir muhabbeti. Zemmetmek, yermek, eleştirmek. Haz zetmiyorum. Haz etmiyorum ondan ya. Haz etmiyorum demek daha kolay geliyor değil mi? Haz etmiyorum. Haz etmek. İki tane Z ile. Bence de keşke şu tek Z'ye düşse. Geldim hak sözcüğüne. Bak, hak sözcüğüne şöyle dikkat etmenizi istiyorum ballar. Hak bir, hak etmek. İki, hak ketmek. Yani buradaki olay biraz daha farklı. Hak etmek bizim günlük hayatımızda hani karşılığını bulmak gibi düşün. Buradaki hak, normalde iki keli olsun istiyorsun. Yani hak dediğin şey iki kelidir çünkü orijinalinde. Ama hak etmek tek keyle yazılır ve ses olayı olmadığı için de ayrı yazılır. Belki yazım kuralları sorularında karşımıza çıkabilir tekrar. Ama hak etmek diye de bir sözcüğümüz var. Bunun anlamının karışmaması gerekiyor. Hak etmek yani iki keyle yazılan ise yontmak anlamına gelen, yontmak, oymak. Ay pardon. Yontmak, oymak anlamına gelen bir sözcük hak etmek. Mesela ne olsun? Yolluk Tigin, Köl Tigin'in isteğiyle, arzusuyla işte ne olsun? Abideyi hak etti bak. Hak etti. Yani ne yaptı? Kazıdı, yonttu. Tamam bak orada kullanıyoruz hak etmeyi. O yüzden ben bunu hak etmedim derken tek keli ve ayrı yazılır. Ama taşı, ne bileyim tahtayı oymaktan bahsediyorsan orada hak etmekten bahsediyorsun. Anlatabildim mi? İkisinin anlamı farklı, yazılışları da farklı. Kurban olurum. O zaman ben sınavda ünsüz türemesi derse neye bakıyorum? Türkçe olmayan misafir sözcüklerimize bakıyoruz. Ünsüz türemesi Türkçe kelimelerde görülmeyen bir ses olayıdır. Şimdi ballar. NM çatışması, NM arasındaki uyum gene zekamızın ürünü. Gene Türklerin zekaya gel. Bir NM olayına bakacağız. Bir ulamaya bakacağız. Bir de şu kaynaştırma ünsüz müdür diyorlar. Yardımcı ses mi diyorlar. Bir de ona bir bakalım. Anlaştık mı? O zaman tahtayı silip dolduralım. Evet ballar. Geldik şimdi. NM değişimi, NM çatışması diye bir başlığımız var. Bir metin verip bu metinde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur gibi bir soruda belki seçeneklerde yer alabilir. Ama bu NM değişimi mantığını anlatacağım size. Lakin önemli olduğu yer aslında yazım kurallarıdır. O yüzden yazım kurallarına bir zemin gibi düşün. Tamam mı? Önce bir mantığından bahsedelim. Bir de ben yazmışım Türkçe, Farsça, Arap. Bunlardan sen sorumlu değilsin. Mantığını görmen açısından yazdım bunları. Tamam mı? Şimdi NM çatışmasını, NM çatışması. Çatışması muhabbeti ya da değişmesi muhabbetine. Bak. Ne dediğimiz ses, ne dediğimiz ses, ses olarak bakarsan. Boğumlarken ben ne sesini, herkes bir ne desin. Ne, 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 ne. Dişinin arkasına değer. Evet. O yüzden ne sesi diş ünsüzü olarak geçer. Ne, diş ünsüzü. Böyle genizden gelen bir sestir. Ne, diş ünsüzü ama. Fakat onun hemen yamacında bulunan B sesi, B, şuraya şöyle diş olsun şu, tamam mı? Şu, şöyle, bu da çok kötü bir diş oldu ama, şu farz et ki şöyle, tamam mı? Diş. Diş ünsüzüdür, neyi burada oluşturursun? Fakat B sesi bak, B, 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 iki dudağımın ikisi vasıtasıyla oluşturuyorum. Doğal olarak B ünsüzü salt dudak ünsüzü olarak geçer. O yüzden yanına yazdım şöyle dudak ünsüzü. Tamam mı? Bu bir dudak. Tipi benzemese de. Ecik şöyle. O bir dudak ünsüzü. Şimdi zekaya gel. Etra B. Telaffuz ederken N ve B sesleri yan yana, art arda. Yan yana olduğu için dişten dudak ünsüzüne geçmem gerekir. N, B, N, B, N, B. Mesela
saklanmak ve dolanmak fiillerine getirdiğim Türkçedeki fiilden isim yapım eki baç. Şimdi baktığımda bak NB görüyor musunuz yan yana. Şimdi bunu telaffuz et saklanbaç. Saklanlı ne dişini vurdun dişinin arkasına vurdun. Saklanlı baç. Söyle işte ciddi anlamda bir zorluk var. Türk insanı ne yapar? Bir söyleyiş zorluğu varsa en az çaba yasası gereği bir kolaylık sağlar. İşte bu kolaylık da şöyle sağlanıyor. Diyor ki be, kurban olurum diyor, senden diyor bana geçiş diyor çok zor diyor. Dişten dudağa geçiş zor. O yüzden diyor sen git, senin yerine aynı benim gibi dudak ünsüzü olan M sesi gelsin. Aynı benim gibi özellikle M sesi gelsin. Şimdi MB de bak MB söyleyişi kolay. NB söyleyişi zor. O yüzden N M çatışması dememizin nedeni. Bunlar çatışıyor. Diyor ki M ben dudak ünsüzüyüm bırak diyor ben B ile birlikte art arda yazılayım. Bu nedenle de biz bunun yazımında saklanbaçtır bu kelimenin eklerine köklerine ayrımı. Tam saklamaktan saklanmak girme oraya. Saklanbaçtır ama sen bunu yazıya döktüğün anda saklanbaç, dolanbaç yazarsın. Ve böyle yazmadığında da sana derler ki yazım yanlışı yaptın. Yani bunu da yazıya yansıtmanı isterler. O yüzden NM değişimi doğrudan yazım kurallarını ilgilendirir. O halde diyorum ki NM değişimi ya da NM çatışması dememizin nedeni NB yerine MB'nin kullanılmasıdır ve MB her ikisi de dudak ünsüzüdür. Her ikisi de dudak ünsüzüdür ve bunu yazı dilinde göstermen gerekir. Eğer şunu yazı dilinde gösterirsen bu bir de kabul ediliyor. Maalesef yazım yanlışı kabul ediliyor. Tabii ki istisnası var. Şöyle sağ sola bir köşeye yazarım onun istisnasını. O zaman ben saklambaç kelimesini nasıl yazmalıymışım? Saklambaç. Dolambaç kelimesini nasıl yazmalıymışım? Dolambaç yazmalıymışım. Eğer şöyle yazarsam bunu yazım yanlış kabul ediyor Türk Dil Kurumu. Anlaştık mı burada? Yine Farsçadan dilimize geçmiş sözcükler var. Şimdi Farsça'da bu sözcüklerin ben orijinallerini yazdım. Ama seni ilgilendiriyor mu orijinallerini bilmek? Sana ne? Seni zerre kadar ilgilendirmiyor. O dilcinin işi. Ama mantığını görmeni istiyorum. Zekaya gel. Bak. Çehar 4, penç 5. Tavla oynamayı seven varsa kullanırız. Yek, düse, çehar, penç, şiş, heft, heş, no, deh diye. Birden 10'a kadar sayarız. Değil mi? Şimdi burada biz gün adlarımızın tamamını ertesi kelimeleri hariç Arapçadan ve Farsçadan almışız. Yani gün adlarımızı düşünürsen pazartesi, pazar, ertesi yazacağım ya. Ertesi, bir tek şu Türk. Salı, çarşamba, çarşamba, perşembe, bak MB yazıyorum. Cuma, cuma ertesi. Cuma ertesi ve pazar. Ve pazar. Bak şimdi. Pazar, cuma, salı şu üçü Arapçadan dilimize geçmiş sözcüklerdir. Kurban olurum. Çarşamba, perşembe Farsçadan dilimize geçmiş sözcüklerdir. Burada tek Türk ertesi kelimesi. Ertesi Türk. Ertesi şu T sesi. Ertesi Türk. Onlar da kurban olduğum pazar ertesi demiyoruz. Pazartesi ne düşüyor? Hece düşmesine uğruyor. Hece düşmesi. Cumartesi de sadece E sesi düştüğü için de bu da ünlü düşmesine uğruyor. Ünlü düşmesi. Burada şu an anlattığım konu ne? MB olayı. Bak. Mesela İran'da işte ne bileyim Mısır'da haftanın ilk günü, başlangıç günü onlar cuma, cumartesi tatil yapıyorlar ya. Pazardan alıyorlar günleri sayarken. Onlar için pazar birinci gün, pazartesi ikinci gün, salı üçüncü gün, çarşamba dördüncü gün, perşembe beşinci gün. Bak, çehar dört, penç beş. Çehar şembe, şembe de gün demek.
Çarşamba, Perşembeleri almışız. Çarşamba, Perşembe evirmişiz. Bu hale getirmişiz. Şu an ben eğer haftanı onlar gibi düşünürsem, ilk gününü pazar gibi düşünürsem, evet benim de dördüncü günüm çarşambaya, beşinci günüm perşembeye geliyor. Şimdi biz bunlardan o sözcükleri almışız. Fakat adamların orijinalinde NB sesleri var. NB. Ama biz bu NB'leri nasıl kullanıyoruz? MB kullanıyoruz. Ve sen zaten çarşamba diye yazmaz mısın? He. Ama tutup da çarşamba yazarsan yazım yanlış olur. Bu nedenle biz NB yazamayız. Nasıl yazacağız? MB yazacağız. Aynı şekilde Arapçadan dilimize geçmiş sözcükler. Tambal, yani bizim dediğimiz tembel sözcüğü. Pembe eşittir pembe. Şunu bilmek zorunda değilsin. Sadece orijinalinin NB olduğunu gösteriyorum. Çember, çanbar eşittir çember. Canbaz benim en sevdiğim kelimelerden bir tanesidir. Farsçadan dilimize geçmiş. Baz onların sıfat fiili. Oynayan demek. Canbaz canıyla oynayan. Biz ne diyoruz? Canıyla oynayan. Canbaz diyoruz. Nasıl değiştirmişiz? Doğal olarak senin bilmen gereken bunlar da MB oldu ve MB'nin bir söyleyiş kolaylığı olduğu, iki dudak ünsüzünün yan yana geldi. Bu kadar. Şurası seni zerre kadar ilgilendirmiyor. Yazmamın tek nedeni mantık. Mantığını bilmezsen ben öğrenemem. Yine Arapçadan dilimize geçmiş sözcükler. Sünbül. Ama biz sünbül ne demiyoruz? Ne diyoruz? Sümbül. Sümbül. Anbar demiyoruz, ambar diyoruz, MB. Tambur demiyoruz, tambur diyoruz, kambur diyoruz bak. Doğal olarak biz şunları kullanmıyoruz, bunları kullanıyoruz. Burada MB çatışması var mıdır? MB çatışması vardır. Yapacağın şey kelime kökünde M ve B seslerinin art arda geldiği sözcük aslında. Bu. Peki hocam hiç mi NB yok? Hiç mi? Var tabii, olmaz mı? Bak. Dikkat ettiyseniz tahtaya yazdıklarım cins isimlerdi. Fakat eğer bir özel ad söz konusu olursa, benim tutup da özel adda, ay diş ünsüzü N'den sonra dudak ünsüzü M'ye geçmem çok zor, sen biricik bir isim olsan da git bir değiştir, tipini değiştir diyemem ki, haddime değil. Bu nedenle de o İstanbul, İstanbul diyebiliyoruz bak. Söyleyişte ben de bazen İstanbul diyorum. İstanbul, İstanbul hatta. Daha kolay geliyor söylemek bana. Ama tutup da yazarken maili yazabilir miyim? Asla. Ya da Safranbolu. Safranlı Bolu. Bak NB yan yana geldi. Zeytinburnu. Zeytinburnu. NM yan yana geldi. NB. Ama nasıl yazıyorum? NB yazıyorum. Burada kesinlikle yazıda M sesini kullanamam. O zaman bu durumun istisnası mı? Evet, bu durumun istisnasıdır. Geldim ikincisine. Gene çok mantıklı. Yani istisna demeye bile üzülüyorum yani. Elim varmıyor. O da birleşik at. Birleşik at. Allah aşkına sözcük birleşirken, Türk iki sözcükten bahsediyorum. İki sözcük birleşirken tutup da ay işte senin son sesin neyle bitiyor? Ay benimki böyle bitiyor. Şimdi bunu nasıl okuyacaklar gibi bir çilesi yoktur. Bir derdi yoktur yani. Onun tek derdi birlikte bir araya gelip yeni bir kavrama karşılık gelmektir. Doğal olarak da ben tabii ki birleşik bir hatta büyük ünlü uyumunu arayamıyorsam, küçük ünlü uyumunu arayamıyorsam tutup da onların N'siyle B'siyle de oynayamam. Yani sonbahar dediğinde bak söyleyişte sonbahar gibi çıkarabilirsin bunu. Hocam ben öyle söylüyorum diyebilirsin. Ama kurban olayım. Baharın sonu, son ve bahar sözcükleri birleşik bir kelimedir. Tutup da bunu sonbahar yazamazsın ki yazmıyorsun zaten. Biliyorum. Onbaşı, binbaşı. Onbaşı, binbaşı dediğinde hop beyler onbaşı, binbaşı diyebilirsiniz ama yazar mısınız bal? Yazmazsınız. O yüzden bunlar bu konunun istisnası olarak gelir. Fakat NM çatışmasının nerede geldiği önemli bize. Yazım kurallarında gelir. Ses bilgisinde anca yaprak testlerde, denemelerde karşınıza çıkabilir. Soru bankalarında karşınıza çıkabilir. ÖSYM tutup da NM çatışması sorar mı? Pek sanmıyorum. Yani pek şık bir soru olmaz. Şimdi geldim 6. başlığıma. Etrafı tam ortada üst kısımdayım. Göçüşme, yer değiştirme.
Şimdi bunun adını bilmek zorunda değilsiniz, tamam mı? Hani göçüşmeymiş, yer değişti, sana ne? Seni tek ilgilendiren nokta şu. Bu sözcüklerin yazımları. Çünkü ÖSYM dil bilgisi içeren bir sınavda, hele ki ortaöğretim, ön lisans, KPSS, TYT gibi sınavlarda bunun sadece yazımla olan bağlantısını sorar. Ama sen sınıf öğretmenisin, edebiyat öğretmenisin, Türkçe öğretmeniysen bunun doğrudan adı, hatta metatez olarak diğer adı çıkar. Ben KPSS lisans öğrencisiyim. Benim bilmem gereken şey halk arasında özellikle yer değiştirilen bu seslerin doğrusunun nasıl olduğunu bilmek. Mesela yaprak, yarpaklar der, yarpaklar, yarpaklar. Ya böyle diyebilir anneannelerimiz, babaannelerimiz. Sen böyle işitmiş olabilirsin ama sen bunu böyle yazmayacaksın. Ya purgah olmuş, yaprak falan. Yazmayacağım, yaprak. Şu ikisini göçüştürmeyeceğim, yer değiştirmeyeceğim. Çölmek diyor, çölmek. E çölmek diyor, iyi de o çömlek. M ile, bak L'nin üç kağıdını görüyor musunuz? Bu L ile R, Türkçenin böyle üçkağıtçı seslerindendir. L'nin, R'nin yanındakilerle böyle bir göçüşmeye uğramak isterler. Yanlış, yanılmaktan yanlış o. Sormadı mı ÖSYM şu kelimeyi? Sordu. O yüzden yanlış yazarsan yazım yanlış olur. Göçüştüremezsin, yer değiştiremezsin bunları. Yalından yalınız, yalnız yazamazsın. ÖSYM eğer yalnız diye verirse, bunu cümlede kullanırsa, bu cümlede yazım yanlışı vardır dersin. Kipriklerim diyor, kipriklerim. Takma kipriklerim nasıl olmuş? Diyorum takma kirpiklerin güzel olmuş. Kiprik değil, kirpik. Sen tutup da bunu kiprik diye yazarsan, kiprik diye söylersen hem söyleyişinde hem yazımında yanlış yaparsın. Kirbitin var mı? Neyim? Kirbitim. Kirbit, kibrit olmasın. BR'ye bak. Doğal olarak yazımı, doğru yazımı bu. Toprak, çok kullanırız. Torpağım, toprak. Toprak da güzel Türkçe kelimelerimizden bir tanesi. Toprak, PR. Bunu dememin nedeni, halk arasında işitiriz. Ben de bazen kullanmayı severim. Ama işte atıyorum avrat, arvat. Arvat duyarsın. Duyabilirim, görebilirim. Dilinde göçüştürebilir. Dilinde bu iki tane sesi yer değiştirebilir. Ama ben bunu yazı diline aksettiremem. Çünkü yazı dilinin ortak olması lazım. Herkes kendi işittiği gibi, kendi hissettiği gibi yazarsa o zaman ortak bir yazı dilinden bahsedemeyiz. Bu nedenle de buna dikkat etmenizi istiyorum. Ses olayları sorusuna yakışmaz dediğim gibi KPSS'ye ama yazım kurallarına yakışabilir. Tamam mı? Geldim ulamaya. Şimdi ulamayı ben mutlaka birleşik kelimelerin yazımında dahi anlatırım. Bak, o kadar önemsediğim bir konudur ulama. Çünkü ulama ünlünün ünsüzü yanına çekmesidir aslında. Şimdi ünlü kelimenin ilk sesi ya, ünlüyüm. Şu tarafıma bir bakıyorum, ünsüz var. Diyorum ki gelecek kuralım. O ünsüzü yanıma çekiyorum. İşte ünsüzü yanıma çekiyorum. Yani onu uluyorum, onu kendime ekliyorum, kendime bağlıyorum. Bu nedenle ulamanın olması için bir kelimenin hop son ünsüzünün diğer kelimenin ilk sesinin ünlü olup onunla beraber bir hece kurmasıdır. Hece kurması. Şimdi klasik bir örnek verdim. Hepimizin kullandığı örnekler. Bak, bakkaldan sözcüğün son sesi ünsüz. İkinci sözcüğün ilk sesi ünlü. Bakkaldan nü, bak nü. Geldim öbür tarafa, ç. Kelimenin son sesi ünsüz. Ünsüz. Ekmekin ilk sesi ünlü. Ünlü ne diyor? Gel diyor, beraber kurban olurum diyor. Beraber hece kuralım. Ne diyorsun okurken? Bakkaldan nü çek, nü çek. M kaldım. Bakıyorum ke. Ünsüz mü? Evet. A ünlü mü? Evet. Diyor ki gel diyor, beraber hece kuralım. Öyle bir okuyorsun ki şimdi şunu hecelediğinde. Bak, bak. Kal. Da. Nü,
nü çek me kaldım. Allah'ım ya Rabbim, hecelediğinde sözcük nerede başlıyor, nerede bitiyor hiç belli değil. O yüzden de ulama yapmadım mı ben? Evet, ben burada ulama yaptım. Burada bir ulama söz konusu. Biz bunu Allah aşkına, benim klasik örneğimdir. Ben ulama anlatır da Sezen Aksu yazmadan hayatta durmam. Sezen Aksu'yu düşün. Bak. Sezen ne? Ünsüz. A ünlü. Sezen Aksu diyor musun? Sezen Ak. Bak, Sezen Aksu. Evet diyorum, bu bir ulama. Bunu vermemin nedeni şu. Ulama ses bilgisi sorusuna gelir mi bilmem ama ulama konuşma dilini etkileyen bir durumdur. Bu nedenle de ulama yazı dilinde gösterilmez. Eğer bir sözcükte ulama var diye ben onu tutup da bitişik yazarsam, kusura bakma, bu bir yazım yanlışı kabul edilir. Burada verdiğim diğer örneği hatırla. Birleşik sözcükleri anlatırken sözcükte yapı da anlatmıştım. Demiştim ki Türkiye'de terk etmek sözcüğü nedendir bilmem hep bitişik yazarlar. Nedendir biliyorum aslında da. Bitişik yazıyorlar. Şunu bitişik yazma ihtiyacı hissetmesinin tek nedeni ne biliyor musun? Şu E'nin K'yi yamacına çekmesidir. O yüzden diyor ki hocam diyor terk etmek bitişik yazılmaz mı? Sebep burada ses olayı var. Hangi ses olayı var kurban olduğum? Ulama var. İyi de ulama yazı dilini etkiler mi? Etkilemez. O yüzden ben böyle yazarsam bu bir yazım yanlışıdır. Ulama yazı diline yansıyan bir durum kesinlikle değildir. 1. Geldim ulamanın bazı handikaplarına. Balkon açık. Ulama var mı? Var gibidir değil mi? Balkon açık. Şimdi balkon açık var gibi, şu an var gibi durmuyor. Peki balkona çık demek istiyorum. Çık nereye çık? Balkona çık. Dolaylı tümleç gibi düşün, tamam mı? Dolaylı tümleç. Peki bu cümleyi şöyle yazsam. Kitapta var zaten. Balkon açık şeklinde yazsam. Şimdi burada ulama var mı? Hey var hocam. Nereden anladın? Ne burada ünsüz? Ünsüz. A burada ünlü. Ünlü. Hop ünlü ünsüzü yamacına çekti, balkon açık. Balkon açık, açık yüklem, açık olan ne? Balkon özne. Balkona çık, çık yüklem. Kim çık? Sen çık. Nereye çık? Dolaylı tümleç balkona. He, nadiren de olsa anlamı etkileyebiliyor ulama. Anlamı cümle bazlı olduğunda anlamı etkileyebiliyor. Anlaştık? Peki geldim. Virgülü olan yerlere, bunu anlatmazsak eksik olur. Sanki mantıksız bir şey var ortada. Evet. Evet, arkadaşım yaptı bunu. Bak, evet, t, ünsüz. A var burada, ünlü. Ünlü, ünsüzü yanına çeker mi? Evet. Orada virgül olmasaydı, evet, tarkadaş diye okuyacaktım. Ama virgül ne demek? Bir sus, bir nefes al demek. Bir sus. Evet, arkadaşım yaptı bunu. Doğal olarak elbette yani mantıken susuyorsun zaten, nasıl birleştireceksin? Ulama birleştirmek demek. O yüzden sustuğun yerde tabii ki ulama olmaz. O zaman bu kadın sana ulamayı gene niye anlattı? Sebep neydi? Ulama konuşma dilinde karşımıza çıkan bir durum olup asla yazı dilinde gösterilmez. O yüzden yazım kurallarında özellikle yanlış seçenekler oluşturulurken biz ulamanın o hikmetinden faydalanırız. Burada da tamam mıyız Etrebe? Peki geldim yardımcı sesler. Kaynaştırma seslerimiz, yardımcı seslerimiz. Şimdi ses diyorsam, ses genel konuşuyorsam, Türkçe'de sesler ünlüler ve ünsüzler olmak üzere ikiye ayrılır demiştik. O zaman yardımcı ses diyorsam ben yardımcı ünlüm de olacak, yardımcı ünsüzüm de olacak. Türkçe'de yardımcı ünlüler dar ünlülerdir. Yani ı, i, u, ü, bak ı, i neydi? Çene açısı dardı. I, i, u, ü ünlülerimiz bizim yardımcı ünlülerimizdir. Hece kurmakta yardım ederler bize. Hece kurarken yardım ettikleri için, her hecede bir ünlü olduğu için Türkçe'de yardım ettikleri için de biz bunlara yardımcı ünlü diyoruz. Bak. Mesela ş sesi. Ş Türkçe'de fiilden fiil yapım ekidir. Şenol'un tırında anlatmıştım. Hatırlarsınız, çatı eki.
Şimdi şin sesini getireceğim ama kelime neyle bitiyor? Ünsüzle bitiyor. Ünsüzle. Şey getireceğim ne? Ünsüz. E iki tane ünsüz yan yana gelirse o zaman ben nasıl hece kuracağım? Uç diyemeyeceğime göre. Diyorum ki kurban olurum gel sen yardım et. Yardım et ki ben senin sayende hece kurabileyim. Al uçuşmak dedim sayende hece kurdum. O zaman sen yardımcı ünlüsün. Aynı mantıkta ne? Şenol'daki ne bu da? Fiilden fiil yapım eki çatı eki edilgenlik veya dönüşlülük cümledeki anlama bağlı. Burada dönüşlülüğü kullanmışım. Ne ünsüz? Sev ve ünsüz. Araya geldi iyi sesi yardımcı ünlü. Gözünüz. Bu tabii ki birazcık da soru işareti olsa da nızniz dediğimiz şeyi şöyle algılayabilirsin. Ünlüyle biten bir kelime olsun. Kediniz. Sizin kediniz. Kedi ünlüyle bittiğinde nız geliyorsa demek ki kelimenin ekin orijinal hali nızdır. Ama gözze ünsüzle bittiği için ekin orijinal hali geldi. Nız niz nuz nüz. Araya geldi yardımcı ses. He, iyilik ikinci çoğul geldiğinde aradaki yardımcı ses geldi. Aynı mantıkta yor. Yor şimdiki zaman eki ünsüzle biten fiillere eklendiğinde araya bir yardımcı ünlü istiyordu. O zaman sen de yardımcı ünlüsün, yardımcı sessin. ÖSYM yardımcı ünlü diye sınırlamazsa yardımcı ses şeklinde de verebilir. Ama tutup şunları ezberleyecek misin? Asla ezberlemeyeceksin. İki ünsüzün arasında hece kurmanı sağlayan bir ünlünün olması zaten orada yardımcı ünlü olduğu anlamına gelir. Tamam mı bak? Asıl benim üzerinde çalışmak istediğim şey yardımcı ünsüzler. Yardımcı ünsüzler, diğer isimlerini de yazayım istersen. Yardımcı ünsüzlere biz deriz ki kaynaştırma ünsüzleri. Kaynaştırma ünsüzleri. Peki bu kaynaştırma ünsüzlerinin mantığı nedir? Etra ve şu ulamayı sileceğim. Çok bize lazım değil. Nasıl olsa yazım kurallarında işimize yarıyor. Öyle yan yana çalışırsak olur değil mi? Şimdi yardımcı ünsüzü bize nasıl öğrettiler? Önce bir oradan başlayalım. Şimdi ben de lisede üniversite sınavına hazırlanırken yaşasın diye öğrenmiştim. Kaynaştırma ünsüzlerini. Hala MEB'de kaynaştırma ünsüzü olarak YŞS'nin sesleri veriliyor. Maalesef üzgünüm. Akademik kitaplarda kaynaştırma ünsüzü kral Y'dir, kraliçe N'dir. Y ve N sesleri olarak veriliyor. İkisinin ortak noktası Y ve N sesleri olduğu için de ÖSYM ortak noktalardan gittiği için böyle ihtilaflı ifadelere çok fazla değinmediği ya da ihtilaflı durumlar söz konusu olduğu zaman onlara bulaşmadığı için ÖSYM'de Y ve N üzerinde durabilir. Peki, bana göre de gerçekten Y ve N sesidir. Neden Y ve N sesidir? Çünkü Ş ve S sesleri sadece birer ekte karşımıza çıkar. Başka bir yerde karşımıza çıkmaz. Ş'nin kaynaştırma ünsüzü olarak addedilebilmesi için mutlaka üleştirme, sayı sıfatı yapan, üleştirme sayı sıfatı yapan şarşer ekinin içerisinde karşıma çıkması lazım. O da zaten ünlüyle biten fiil isimlere geldiği için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bak. 2 6 7 üçünde görülüyor. 2'şer, 6'şer, 7'şer. Kurban olduğum sadece bir tanecik üleştirme sayı sıfatı dediğimiz bir ek bünyesinde karşımıza çıkıyor. Bir tanecik ek bünyesinde karşımıza çıkıyorsa aslında o eke dahil bir sestir. Ama maalesef hala MEB kitaplarında buradaki Ş sesi yardımcı ses olarak kabul ediliyor. Bu nedenle de soru bankalarında, denemelerde aşağıda verilen cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzüne yer verilmemiştir gibi bir soru da seçeneklerle karşına çıkabilir. Geldim S'ye. S'de yalnızca üçüncü tekil iyilik eki
iyilik ikinde karşımıza çıkıyor. Ünüyle biten fiillere, şey isim, bugün fiile taktım, isimlere eklendiğinde. Yani ekimiz sı, si, su, sü, eki. Ünüyle bitsin anne. Ünüyle bitsin kedi. Ünüyle bitsin ütü. Şimdi ek getirmeye kalktığımda bak, onun, üçüncü tekil o ya, onun annesi, onun kedisi, onun ütüsü. Sadece onun bilgisini veren bir ektir, tek bir bilgi verir. Tek bir bilgi verdiği için benim nazarımda ve akademik camianın nazarında bu bir kaynaştırma ünsüzü değildir. Ama MEP nazarında bu bir kaynaştırma ünsüzüdür. Anlaştık mı burada? Şimdi üzerinde duracağım Y ve N sesleri olacak. Y ve N. Y ve N'de tabii ki Y kurban olurum. Ünlülerin aralarına girer, ünlü ünsüzün arasına girer. Öyle ayırmaz. Mesela biz kaynaşma sesi diye anlatıyoruz. Şimdi kaynaşma sesi deyince, ünsüzü deyince iki tarafında illa ünlü olacak. İlla ünlü olacak da iki ünlüyü birbirlerine kaynaştıracak. Öyle bir dünya yok. O yüzden bunların sağında solunda iki tarafında ünlü olabilir. İki tarafında. Bir tarafında ünlü, diğer tarafında ünsüz olabilir. Burada bir tarafında ünlü olabilir. Ay, ek eylemle örnek vermedim değil mi? Veririz. Ek eylemde ünsüz de oluyor çünkü. Ya da ünlü, ünsüz arasında yer alabilir. Ve Türkçenin en çok kullanılan kaynaştırma ünsüzü tabii ki Y sesidir. O yüzden ben kaynaştırmayı anlatırken hep şöyle anlatırım. Kaynaştırma arayacağınız Y ve N'dir. Kaynaştırmada. Ama seçeneklerde Y ve N yoksa o zaman SŞ'ye bakın. Kaynaştırmanın SŞ'sine bakın derim. Tamam mı? Şimdi geldim N'ye. Şimdi bunun 4 maddesi var. Ben bu maddeleri video ders notunda tek tek yazdım. Lakin seni bu ilgilendirmiyor. Ama ben sana şöyle bir kestirme yolundan bahsedeyim. Bu N'nin özel bir adı falan var. Senin benim gibi bunun da adı var yani. Öyle bir N'dir bu. Çok eski bir N'dir. Adam 1600-1700 yaşında bir ses. Ve bu N Halek'i sever. O yüzden kurban olduğum Haleklerinin dibinde biter. Haleklerinin dibinde. Haleklerinin hemen önünde biter. Tamam mı? Haleklerinin. Bak. Ona. Zamir ile yönelme haleki. Seni ilgilendiren sağ taraf. Sondan eklemeliysek madem sağ tarafa bak. Yönelme. Onda bulunma. İkisi de haleki mi? Heh. İşte halekinden önce geldi mi? Evet, önce geldi. Peki ona da iki tarafı ünlü. Onda da bir tarafı ünlü, bir tarafı de ünsüz. Demek ki ünlü, ünsüz. İki tarafı ünlü de olabilir, bir ünlü, bir ünsüz de olabilir. Şu onunu bir görmeyin ballar, o bir dursun. Onun kitapları, onun kitabı, bak şuradaki ı, iyilik eki. Onun kitaplarını, onun kitabını, şuradaki ı da belirtme haleki. Bak belirtme, belirtme. Haleki mi? Haleki. Halekinden hemen önce N sesini gördün mü? Evet, ezberleme. Üçüncü tekil iyilik ekleriyle halekleri arasında yer alır. Zamirlerle, özellikle işaret zamirleriyle halekleri arasında yer alır. Ezberleme. Halekinin dibindeki ne? Tamam mı? Halekinin dibinde. Üçe dikkat. Senenin. Sözcükte yapıyı anlatırken İsim çekimeklerinin eklenme sırasında şu anlatırken şöyle bir cümle kurmuştum. Demiştim ki, ilgi eki bazı akademisyenlerce ilgi haleki diye adlandırılır. O yüzden de ilgi eki her zaman bir kelimenin en sonuna gelir. En sonuna gelir ki gitsin bir tamlama kursun. Ve ilgi ekini anlatırken biz ne deriz? Innın, ınnın, ınnın. Niye ınnın, ınnın diyoruz? Çünkü kelime ünsüzle bitiyorsa ın in un ün, kelime ünlüyle bitiyorsa nın nin nun nün şeklinde eklenir. Bakıyorum sene ünlüyle bitiyor mu? Evet. İşte buradaki ilgi ekinin ilk n'si buradaki yardımcı ünsüz. O zaman o ünlüyle bitiyor, onun ilgi eki getirdin, oradaki ne? Yardımcı ünsüz. Buraya şunu eklemek istiyorum. Şimdi bir şey daha ekleyeceğim. Etrebe. Sadece şurayı siliyorum, tamam mı? Tamam. Bulaşmadım diğer taraflara. Bak şimdi.
Dedim ki Etrabe'nin evini çok beğendim dedim. Ya da senin evini çok beğendim dedim. Tamam mı? Çok basit bir şeyden bahsediyorum. Altını çizdim. Bir numaralı evini sözcüğü, iki numaralı evini sözcüğü. Numaralanmış altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır dedim. Kaynaştırma ünsüzü. O zaman eklere dikkat etmem lazım. Hemen tek tek ekleri inceliyorum. Kimin evi? Etrabe'nin evi. Şuradaki i sesi Etrabe'ye bağlandığına göre ne eki? İyilik eki. Etrabe'nin evini iyi belirtme eki, belirtme hal eki. O halde şu aradaki ne? Yardımcı ses midir? Evet, yardımcı ses. O halde bir numaralı cümlede ya da bir altı çizili bir numaralı sözcükte yardımcı ünsüz var mıdır? Evet, yardımcı ünsüz vardır. Fakat iki numaralı ifadeye bak. Senin evin. Kimin evi? Senin evin. İ ve N'nin ikisi birden iyilik eki. Şuradaki İ de belirtme hal eki. Peki bu sözcükte N yardımcı ünsüz var mı? Kesinlikle N yardımcı ünsüz yok. Ha, demek ki ben gerçekten tamlamadaki yapıya dikkat etmek zorundayım. Ses bilgisi çözüyorum ama sözcükte yapı bilgimi kullanıyorum. O yüzden ekler her şeyi, dört temel becerimizi biz eklerle sağlıyoruz. Burada hemfikir miyiz? Etrabe? Evet. Göründü de, değil mi? Evet. Şimdi geldim alttakine bak. Seninki, sendeki. Ki, aitlik eki. Aitlik eki ki, dade bulunma hal eki almış bir sözcüğe eklendiğinde, ismi nitelerse sıfat yapan ki, eğer ilgi eki almış bir sözcüğe eklenirse de ilgi zamiri olan ki, fark etmez. Ki eki almış bir sözcük, ait eki ki almış bir sözcük, gidip bir de üzerine hal eki almak isterse, kusura bakma o neyinin bir kapısını çalacak. Bak şimdi, seninkini iyi belirtme hal eki. Sendekinde de bulunma hal eki veya sendekinden hangi eki seviyorsanız. Hal eki misiniz? Evet. Senden önce de ne var? Senden önce de ne var? O zaman N'ye yazıyorum. Diyorum ki şöyle N sever hal eklerini. Hal eklerini. O hal ekleri. Neler bu hal ekleri? Belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma, artık ilgiyi de yazabilirim değil mi? İlgi eki diyelim buna, hal eki, yani muallak ya şöyle, muğlak daha doğrusu. 1, 2, 3, 4, 5, bu 5 tane ekten önce karşıma çıkar N sesi. Burada da tamam mıyız? Onun dışında her yerde N'yi kullanıyoruz. N'ye diyoruz ki git kurban olmuş iki ünlünün ortasına giriver. Geride onlar da rahat okunsunlar, bir hece kursunlar. Bak, odaya. Oda'a yönelme hale ki getireceğim, Y'yi çağırıyorum. Üşüerek. Erek, zarf fiil eki. Üşümek fiilinin üzerine geldi. Dedi ki ben de ünüyle başlıyorum, sen de ünüyle bitiyorsun. Git bir yardımcı ses al da bizim birbirimize kaynaşmamız kolay olsun. Niye? Çünkü Türkçe'de asla iki ünlü yan yana gelmez. Kural bu. Yani yapacak bir şey yok. Kural bu. O yüzden saat, şiir, şair Türkçe değildir. Türkçe'de ikiz ünlü, iki ünlü veya fark etmez. Yan yana gelmez. O yüzden biz kaynaştırma ünsüzlerini anlatıyoruz şu anda. Ağlamak fiili anası mezar dikecek mi? Sıfat fiil ekinden ana aldı. Y'yi çağırdı. Aynı şekilde acak, kipeki de olabilir. Cümle kurmadım şu anda. Ağlamak, anlamak, anlayacağım.
Gitmeyi istiyorum. İsim fiil eki gitti. Belirtme hal eki aldı. Yeyi çağırdı. Ayım eğim istek. İstemek isteyeyim. Biz ne diyoruz şimdi? İsteyim. Ben bir isteyim. Heceyi direkt düşüyoruz konuşma dilinde. Ama konuşma dilinde düşürdüm diye yazı dilini aksettirebilir miyim? Hayır. İstek eki ayım eğimdir. Yapmak, yapmak, yap ayım. Ünsüzle bittiğinde problem yaşamazsın. Ama ünlüyle bitsin. Anlamak, anlayayım. Biz deriz anlayım. Anlayayım yazarız. Dersen de beni ilgilendirmez. Ama yazı diline kendi keyfi tercihlerini kesinlikle yansıtamazsın. Peki kaynaştırma ünsüzlerinden de kurtulduk mu? Çok şükür geçmiş olsun, kurban olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.